attığımız o şekerleri ve kirlilikleri bir süre kaldırabilecektir. Ama daha sonra bunu kaldıramayacak hale gelecek ve deniz dibindeki yaşam maalesef son bulacaktır. Ürkütücü bir istatistik vereceğim size. Dünyadaki atık suların %80'i arıtılmıyor. Bugün anne karnındaki bebeğin kanında bile mikroplastik var. Beni çok üzüyor biliyor musunuz? Elon Musk'ın ve diğer zenginlerin başka dünyalara gitmeye çalışmak için harcadıkları paralar beni gerçekten çok üzüyor. Çünkü o paraların belki yarısıyla, belki dörtte biriyle dünyanın şu andaki sorunlarının çok önemli bir kısmını, çevre sorunlarının çok önemli bir kısmını çözebileceğiz. Biz bu durumu böyle bıraktığımızda kötü senaryo için ne kadar vaktimiz kaldı? Çok az. Haberler.com ekranlarından herkese merhaba. Alanında uzman kişileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün çevre ve atık konusunu ele alacağız. Yanımda konuğum Planet Tek Başkanı Necdet Aydoğan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi olacağız diyorum. Şimdi ben hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Deniz kirliliği hem dünyada hem de ülkemizde önemli problemlerden biri. Bunun birçok olumsuz yönü bulunuyor. Bunlardan bahsedeceğiz ama konumuza genel bir çerçeve çizmek için öncelikle şunu sormak istiyorum. Deniz kirliliği nedir? Ne zaman küresel bir problem olmaya başladı? Çok büyük bir problem ve gittikçe de büyüyen bir problem. Aslında tehlikenin ne kadar farkında olursak olalım, gerekli önlemler alınmadığı için daha da tehlikeli bir hale geliyor. Çünkü tüketim artıyor. Atık suların arıtılmaması ve denizlere verilmesi ya da denizlere kavuşan göllere, derelere verilmesi bir şekilde deniz kirliliğini yaratıyor. Ben bunu şöyle aslında tarif etmeye çalışıyorum Şevval Hanım, anlaşılması kolay olsun diye. Bunu bir bardak çay olarak kabul edelim veyahut da bir bardak su. Bunun içerisine bir tane şeker atarsak erir. Evet. 2 şeker de erir, 4 şeker de erir ama 10 şeker atarsak erimemeye başlayacaktır. Aynı şekilde de denizler o kadar büyük ve o kadar akıntılı olabilir ki attığımız o şekerleri ve kirlilikleri bir süre kaldırabilecektir. Ama daha sonra bunu kaldıramayacak hale gelecek ve deniz dibindeki yaşam maalesef son bulacaktır. Bu fitoplankton denilen küçük bitkiler ki bunlar toplu halde yosun olarak da anılabiliyor. Bunların yok olması ya da azalması denizin dibindeki hayatın son bulması anlamına geliyor. İşte deniz kirliliği de bu anlamda, bu konumda çok tehlikeli bir hal alıyor. Şimdi masmavi güzelliğinin yanı sıra denizin, suyun hem insan için hem de diğer canlılar için birçok önemi bulunuyor. Bunlardan biraz bahsedelim. Yüzeyde görmediğimiz gerçekler var. Denizlerin, suyun hem insan için hem de diğer canlılar için önemi nedir? Çok büyük. Şimdi 1970'lerde keşfedildi. Nispeten yeni bir olay. Şimdi biz oksijen deyince ne diyoruz? Amazon ormanları diyoruz, ağaçlar diyoruz. Fakat pek çoğumuzun bilmediği bambaşka bir gerçek var. Ki bu da oksijenin %50'sinden fazlası denizlerden geliyor. Oksijenin fazlası, %50'den fazlası. Ve aynı şekilde karbondioksitin çok büyük bir kısmı da yine bu fitoplanktonlar tarafından alınıyor. Ve ömürlerini tamamladıklarında okyanusların derinliklerine, binlerce metre derinliğe o karbondioksit çekiyor. Dolayısıyla denizlerin yok olması, denizlerin kirlenmesi, müsilaj olayının olması aslında okyanusların, denizlerin ölmesi anlamına geliyor. Onların ölmesi ise hayatın yok olması anlamına geliyor. Hani biz hep böyle odaklanıyoruz ya, küresel ısınmaya karşı fosil yakıtların artık kaldırılması, elektrikli araçlara ve diğerlerine geçilmesi tamam çok güzel. Ama bir taraftan da işte Amazon ormanlarını korumaya çalışıyoruz, ağaç dikelim diyoruz. Ama deminden söylediğiniz işte o mavi denizler var ya, hayatımızın ta kendisi. Onların yok olması sonuçta dünyanın yok olması anlamına gelecek. Bu yeni bir bilinçlendirme gerekiyor. Yeni bir bilinçlenme gerekiyor maalesef. Şimdi ben atık konusuna değinmeden önce son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi denizlerdeki kirliliği hepimiz biliyoruz, farkındayız. Müsilaj olayıyla da birlikte aslında bu daha çok gözler önüne serilmiş evet. Durumda. Peki bu denizleri kimler kirletiyor? Sebepleri nedir? Şimdi normal şartlarda atık suların arıtılması gerekir. Atık sular arıtıldıktan sonra da yani nasıl biz bu kağıdı yeniden dönüşümle
hayatı tekrar kazanabiliyoruz, metali kazanıyoruz. Şimdilerde artık tekstili kazanabiliyoruz. Tekstille tekrar tekstili dönüştürerek kazanıyoruz. Su da aynı şekilde. Yani suyun içindeki kirliyi aldıktan sonra bunu tekrar kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Nasıl yani? İçecek miyiz? İçebilirsiniz bile. Yani çok kirli bir suyu bile içebilirsiniz. Ama o noktaya getirmemize gerek yok. Tarım için kullanabiliriz. Veyahut da evlerimizde, iş yerlerimizde, tuvalette sifonu çektiğimiz zaman arıtılmış suyu kullanabiliriz. Yani tertemiz, insanların hayatlarını vermeye hazır oldukları dünyanın pek çok yerinde, kendi ülkemizde de dahil olmak üzere, o suyu tuvalette veyahut da müsrif bir şekilde harcamamamız gerekir. Dolayısıyla atık su, denizi kirleten atık su bir, evsel atık sular, bir de endüstriyel atık sular var. Her ikisi de arıtılabilir ve her ikisi de tekrar kullanılabilir. İki örnek vereceğim. Birisi İsrail, %82 oranında atık suyu arıtıyor ve tekrar kullanıyor. Yani her damla suyu neredeyse iki kez kullanmış oluyor bu şekilde. Bir ikinci örneği vereyim ben size. Benim çok sevdiğim bir örnektir bu. Ders çıkarılması gereken bir örnektir Şevval Hanım. Ve izleyicilerin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Madrid'e gittiğimde her yerde çok ciddi bir susuzluk vardır İspanya'da. Her yerde gorj sahaları gördüm. Turizme yönelik olarak. Bir dakika dedim, şimdi suyunuz yok ama her yerde de gorj sahaları görüyorum. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Çok kolay dedi. Şurada iki tane köy var, orada üç tane köy var. Bunların atık sularını arıtıyoruz ve o arıtılan atık sularla da gorj sahalarını suluyoruz. Böylece hani kazan kazan deyimini mükemmel bir şekilde uyguluyorlar. Hem atık sular arıtılıyor hem de turizme ve ekonomiye kazandırılıyor. Biz de aynı şekilde yapabilecekken mış gibi arıttığımız atık suları maalesef denizlere veriyoruz. Mış gibi arıtmasak belki bir noktaya kadar o denizler yine kirlenmeyecek. Ama mış gibi arıttığımız için, mış gibi arıtmanın anlamını da izin verir misiniz? Çok kısaca açıklayayım. Şimdi arıtma deyince bir ileri arıtma vardır, biyolojik ve ileri arıtma vardır. Bir de mekanik arıtma vardır. Mekanik arıtma bir mazgal düşünün. O mazgaldan atık suları geçirdiğiniz zaman naylon poşetler, bazen çocuk bezleri, tuvalete girmemesi gereken her şeyi orada yakalarsınız. Ama katı atıkları, yani katı atık derken naylon poşetleri ve benzeri şeyleri yakalarsınız. Ama maalesef asıl bakteri ve kirlilik denizlere ulaşır. Bu mekanik arıtmadır ve bunun adı da arıtmadır ve bu bir aldatmacadır. Bu bir. İkincisi, ikinci bir aldatmaca da derin deşarj adı altında denize 2-3 kilometre ötede belli bir derinlikte verirsiniz. Bu da halının altına süpürmekten başka bir şey değildir. Belli bir süre sonra o 10 şekere ulaştığında kaç kilometre öteye verirseniz verin yine istediğinizi yapamazsınız. Gerçek arıtma ise bakterilerin birbirini yemesi, yani biyolojik arıtmadır. Bunun yapılmadığı durumda arıtmadan bahsedilemez. Deniz kirliliği asla engellenemez. Şimdi siz benim aslında bir sonraki soruma cevap verdiniz ama ben yeniden bir başlık açmak istiyorum. Hangi sular arıtılabilir ve bunlar nerelerde kullanılabilir ve bir kıyas yaptığımızda Türkiye hangi noktada şu anda? Dünyadaki ürkütücü bir istatistik vereceğim size. Dünyadaki atık suların %80'i arıtılmıyor. %80'i. Kendi ülkemizde İstanbul'da, İSKİ'de %65'i biyolojik olarak arıtılıyor ama 35'i maalesef demin o bahsettiğim mazgaldan geçirilerek geri kalanı Marmara'ya veriliyor. Zaten sonuç ortada. Türkiye'de baktığımızda bir atık su arıtma firmamız var ve bizim bu firmamızın özelliği çok sürdürülebilir, ekonomik bir şekilde az enerjiyle arıtmayı gerçekleştirmesi. Bu sistemden biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Bu bir Alman teknolojisi ve biz %100 Türkiye'de yapıyoruz. Ve maalesef çok önemli, bunun altını çizerek söylüyorum, maalesef 5 kıtada 30'a yakın ülkeye hizmet veriyoruz ama kendi ülkemize çok az hizmet veriyoruz. Yani hani şimdi bunu ben de oraya bağlayacaktım. Siz sorunuzla kendiniz beni oraya yönlendirdiniz. Türkiye'de durum nedir? Şimdi ben 30 ülkeye hizmet veriyorsam ve kendi ülkemde çok az hizmet veriyorsam bence resim ortada. Çünkü asıl bizim ülkemizin çok ihtiyacı var buna. Atık suların arıtılmasına. Dolayısıyla hala daha kat etmemiz gereken çok uzun bir mesafe var Şevval Hanım. Ben şimdi hemen şunu sormak istiyorum. Pasifik Okyanusu'nda bildiğim kadarıyla 7 milyon ton bir atık bulunuyor. Peki bu atıkların ne kadarı tekrar arıtılabilir? Ne kadarı mümkün? O bahsettiğiniz plastik
Evet. Adası. Yüzen bir plastik ada ama ada derken Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde. Yani çöp adası aslında, evet, değil evet, mi? Evet, çöp adası ama ada derken tekrar ediyorum Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde. Yani bir Kıbrıs adası gibi falan değil. Olağanüstü büyüklükte. Bunun arıtılması artık bu aşamada gerçekten bilmiyorum, herhalde o 100 puanlık bir soru. Bunu nasıl çözecekler gerçekten bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bugün anne karnındaki bebeğin kanında bile mikroplastik var. Yani yediğimiz balıkla, yediğimiz domatesle, sağlıklı olduğunu düşündüğümüz her şeyle. Ben biraz da bu yüzden vegan oldum. 2 yıldır vegan olmaya çalışıyorum. %100 vejetaryenim ama veganlığı da elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Çünkü vücudumuza aldığımız o mikroplastikler ve diğer yabancı maddeler, kimyasallar, çamaşırlarımızı yıkadığımız zaman o deterjanla çıkan plastik, gömleğimizde de plastik var çünkü %100 pamuk değil, yün değil ve polyester var içinde. İşte o parçacıklar denize ulaştığında, daha sonra onlar balıklara ulaştığında biz de onu besin zinciriyle kanımıza alıyoruz, vücudumuza alıyoruz. Dolayısıyla nasıl arıtılır, ne zaman arıtılır o plastikler, o gerçekten çok zor bir soru. Ancak benim kanımca daha fazla büyümesi engellenebilir. Ama bu da sizin benim çabamla olabilecek bir şey değil. Daha büyük bir şey gerekiyor. Peki çok Türkiye şey için, gerekiyor. Türkiye'deki suları arıtmak için gerçekten büyük bir çaba mı gerekli? Bu bir ölüm kalım savaşı. Yani çaba ne kadar büyük olması gerekirse gereksin, mutlaka yapılması gerekir. Mümkün mü peki? Kesinlikle mümkün. Kesinlikle mümkün. Yani ben size yapılan bir takım, ben size şöyle bir örnek vereyim. Adını söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Bundan 10 yıl kadar önceydi. Büyükada'da başkanımızı ziyaret ettiğimizde, arıtma için ziyaret ettiğimizde elimizden geleni yapalım, Büyükada'nın atık suyunu arıtalım dedim. Ve yer yok dedi. Dedim başkanım, AVM ya da herhangi bir şey yapmayacağız. Biz atık su arıtma yapmak için bir çaba sarf ediyoruz. Daha sonra yer bulundu. Daha sonra neler neler için yer bulundu. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bakış açısı önemli ve yapmak istediğiniz önemli. Yapılması gereken, çocuklarımız, bu ülkenin, bu dünyanın geleceğinden bahsediyoruz. Yapılamaması, ödenemeyecek bedel yok, kaldı ki öyle yüksek bedellerden de bahsetmiyoruz. Beni çok üzüyor biliyor musunuz? Elon Musk'ın ve diğer zenginlerin başka dünyalara gitmeye çalışmak için harcadıkları paralar beni gerçekten çok üzüyor. Çünkü o paraların belki yarısıyla, belki dörtte biriyle dünyanın şu andaki sorunlarının çok önemli bir kısmını, çevre sorunlarının çok önemli bir kısmını çözebileceğiz. Ama peki, onun yerine farklı metotlar izlenmeye çalışılıyor. Arıtma dışında bir kirliliğe baktığımızda bunun sebebi nedir peki? Denizlerdeki, sulardaki kirliliğin sebebi nedir? Arıtılmaması. Atık suların arıtılarak yeniden kullanılmaması. Bunun dışında başka hiçbir şey nedeni yok. Başka hiçbir nedeni yok. Habire şeker atıyoruz. Yani biz diyoruz ki ya Marmara müthiş bir akıntı var bir taraftan. Allah'tan o akıntı varmış ki bunca yıl idare etmiş ama belki de olmasaymış kendimize daha çabuk gelecektik. Hoş şimdi geldik mi? Hayır. Üstü temizledik ama alt tarafta hala müsilaj devam ediyor. Veyahut da inildiği zaman dalgıçlar tarafından çekilen fotoğraflarda, videolarda denizin altında hayat kalmadığı görülüyor. Ve bu sadece Marmara'da değil, kendi kendini temizleme özelliğine sahip Saros'ta da böyle olduğunu görüyoruz. Bodrum'da da böyle olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye gibi turizme çok önem veren, gelirinin önemli bir kısmı turizmden gelen bir ülkede bu hayati bir önem taşıyor. Ekonomik açıdan da hayati önem taşıyor. Atık sular arıtılırsa pek çok şey düzene girer. Şimdi gelmeden evvel yabancı kanallarda bir takım programlara bakıyordum susuzlukla ilgili. Güneydoğu'da, doğuda çiftçi gerçekten artık bıkmış durumda. Su olmadığı için şehirlere göç etmeye devam edeceğiz diyor. Bundan sadece 10 yıl önce köy oranı %20'lerdeyken %7'lere düştü. Bakın 2030 yılında tarım yapacak köylü bulunamayacaktı. Galiba 2030'a kalmayacak ve biz mercimeği şu anda Kanada'dan getiriyoruz. Ne korkunç bir şey ki onu bile artık yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz. Şimdi tarımın yanı sıra ben birazcık kötü senaryodan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki biz bu atık suları arıtmadık ve ilerleyen dönemlerde hem yakın gelecekte hem de uzun vadede bizi neler bekliyor?
Çok cevabı kolay ve acı bir soru bu. Şimdi tarımın yapılamaması ve yurt dışından getirilmesi, peki bir kere müthiş bir şekilde bir pahalılık olacak. Peki bu kadar insan ne yapacak, köylerdeki insanlar? Bunlar şehirlere göç etmek zorunda kalacaklar. Göç edenler ne yapacak? AVM'lerde güvenlik görevlisi olacaklar. İnşaat işçisi olacaklar. Çok zor koşullarda çalışmaya razı olacaklar ve çok kötü bir sosyal yapıdan da bahsediyoruz. Su savaşları başlayacak. Hayır hayır, su savaşları zaten şu anda da mevcut. Yani bugün İran'a baktığınız zaman insanlar birbirlerini öldürmeye başladılar. Mısır'la Sudan arasında çok ciddi bir su savaşı var. Türkiye'de de şehirler arasında su savaşları var. Herkes kendi suyuna sahip çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla mesela Güney Afrika'da, Cape Town'da bundan 6-7 yıl kadar önce Day Zero, sıfırıncı gün diye bir terim vardı. Herkes 25 litreyle yaşamaya mahkum edilmişti. Su bitiyordu. Şevval Hanım. Yani duş alırken orada küçük bir leğenin içerisinde o suyu biriktireceksiniz. Ondan tuvaleti de temizleyeceksiniz. 25 litreyle. Bir dakikayı geçmeyecek duşunuz. Sifon çekmeyeceksiniz. Bu noktaya gelirken son anda kurtardılar. Yani gelen bir yağmurlama 2-3 yıllık bir kuraklıktan sonra. Cape Town gibi Afrika'nın en gelişmiş başkenti. Akla şöyle bir soru gelebilir. Peki denizlerden su elde edemez miyiz? Tabii ki elde edebiliriz ki bence İstanbul bunu da düşünmek zorunda. Ama sürdürülebilir bir metot değil, çok pahalı bir metot ve mutlaka ilk önce düşünülmesi gereken İsrail'in yaptığını yapmak. Atık suyu yeniden arıtmak. O da denizden su elde ediyor ama kullandıktan sonra bırakmıyor denize. Arıtıp tekrar kullanıyor ve o yüzden de bir tarım ülkesi olabiliyor. Çölün ortasındaki bir ülke. Şimdi ben son olarak şunu sormak istiyorum. Bildiğiniz gibi barajlardaki su seviyesi de günden güne azalıyor. Ülke nüfusu artıyor. Kaynaklarda bir azalma söz konusu. Peki ben birey olarak ne yapabilirim? Çok önemli. Bizim şirketimizin sloganı bir gün her şey sudan ucuz olacak. Su en pahalı şey olacak. Bu kaçınılmaz. Gidişat onu gösteriyor. Biz birey olarak yapabileceğimiz tabii ki bir takım artık ezberlediğimiz dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmak, işte tıraş olurken musluğu kapatmak, duş süresini kısaltmak, bulaşıkları elde yıkayıp da daha sonra makineye koymamak. Yani ben evimde 4 tane çöp kutusu var, onları ayrıştırıyorum ama su için özellikle çamaşır makinesinde ve bulaşık makinesinde mümkün olduğunca kısa devre yıkamak ve az ısıyla yıkamak. Yeni öneriler arasında özellikle. Yani uzun yıkayarak daha bu gömlek %10 daha temiz olsa olmasın. Çünkü dünyayı yok ediyoruz. Diyebilirsiniz ki yani 1 litre 2 litre tasarruf ederek bu iş olacak mı? Şimdi bakın bizim evlerimize harcadığımız su toplam suyun %13'ü 14. Onun için kendimizi de aldatmayalım. Biz önce tabii ki kendimiz de bir şeyler yapmak zorundayız ama devletten, hükümetlerden, yönetimlerden mutlaka bir şeyler talep etmek zorundayız. Siz biliyor musunuz ki Adana gibi bir büyük bir şehirde çatlak borulardan ya da kırık borulardan kaçan suyun miktarı %50'dir. Siz o %13'ün tamamını tasarruf etseniz bile o %50'yi engellemediğiniz sürece biz yine kendimizi aldatıyoruz. Onun için yönetimler vatandaşlarımızdan istiyoruz aman sularımızı dikkatli kullanalım. Yeterli değil. Değil. Şimdi ben son olarak dedim ama aklıma şöyle bir soru geldi. Onu da hemen size yöneltmek istiyorum. Biz bu durumu böyle bıraktığımızda kötü senaryo için ne kadar vaktimiz kaldı? Çok az. Hatta yani şu anda eğer önlem alınmazsa ben bu programlara çıkmıyordum uzun süredir. Siz aradınız. Hem mutlu oldum hem de dedim ki eyvah dedim yine kendi moralimi bozacağım. Hem de izleyicilerin de morallerini bozacağım. Gerçekten zaman kalmadı. Artık geriye dönecek zaman kalmadı. Şimdi önlem alınmazsa o yok olan çeşitli hayvanlar var ya onların başında biz olacağız. Biz yok olacağız. Yani sıra bizde diyebiliriz. Kesinlikle sıra bizde. Yani o Greta gibi gençlerin, çocukların, Z kuşağının hüngür hüngür ağlamalarının ve bu kadar dikkat çekmeye çalışmanın yegane nedeni bu. Ama bakıyorsunuz politikacılara sadece günü kurtaracak bir takım planlar yapıyorlar. 2040 diyorlar, 2050 diyorlar. Külliyen yalan ve tamamen ikiyüzlük. Çünkü şu anda günümüzde yok olmakta olan insanlar, topluluklar, nüfuslar ve göç etmekte olan büyük nüfuslar söz konusu.
Necdet Bey, çok teşekkür ediyorum bu sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun fırsat verdiğiniz için. Sevgili izleyiciler, bugün hayati bir konuyu ele aldık. Çevre ve atık konusunu alanında uzman kişileri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.